televizyon sesini açmaya gidiyor ya. Televizyon dokunmatik olarak görüyor da o yüzden bak. Gel oraya, in oradan, in. İn. İn, hayır elleme bak, senin yaptığın hem sakat hem de gözlerini bozarsın. Bismillah. Hoppa. Gel anne. Esma bir tık sesini açar mısın anneciğim? Çok fazla olmayacak bir şekilde. Of. Ayağını açtın değil mi? Dur. Tamam. Aç sen bir tık. İsmail aç. Aç ki şu an. Tamam. Tamam açtı gel. Gel buraya, ilgilenki sesini duyacaksın. Suni de pek bir sever. Ay. Işık olduğu için seninle. Evet. Allah'tan televizyon duvara monteli. Yoksa televizyon duvara monte olmasa inanın ki televizyon oraya. Annemlere gittiğimde, kardeşime gittiğimde televizyonları sürekli olarak vuruyor ve sallıyor. Biz o yüzden onu televizyon odada yalnız bırakamıyoruz. Biz İsmail bebekliğinden beri televizyonu sürekli olarak duvara monte ettiğimiz için Hakan'ı da zaten duvara monte. En sağlıklısı benim için duvara monte olması daha iyi oluyor yani. Ne diyeyim, düşme tehlikesi yok, bir şey tehlikesi yok. Hani ileride evinizde küçük çocuk modemle oynuyor şu an. Bir bakayım oradan sen. Özür dilerim. Dur annem, bırak bebeğim, bırak gel sen benim yanıma. İlla ki evimizde küçük bir çocuk olacak ya da olmayacak diye bir şart yok. Yani sizin evinizde küçük çocuk olmayabilir ama gelen misafirlerinizde küçük çocuk olduğu zaman da televizyon istesmez biraz sıkıntı arz edebilir. Kumanda yattı. Ve bir daha. Ben de masana kısarım. Hayır. Dur onu ben ayarlayacağım biraz sonra. Sen kapanır mı? Onu ben aşağı bir yere koyacağım. Altta olacak. Diğeri gibi alt tarafa koyacağım ki o şey olmasın diye. Evet arkadaşlar, herkese merhaba, herkese günaydınlar. Günaydın, hepinize günaydın. Vallahi dün akşamdan beri, gece 12'den beri ben 12 gibi yattım, 12'den beri yağmur yağıyor. Çok güzel bir yağmur var. Yani hiç durmadan yağıyor. Böyle hani böyle aşırı derecede böyle sağanak yağış değil ama ince ve sık yağıyor diyeyim artık, dedim sağanak yağıyor yani, şey değildi. Bakalım. İsmail'in artık sınavları bitti. İsmail büyük bir oh çekti artık sınavları bittiği için. O yüzden de çok merak ediyor sınavlardan kaç aldım diye. Bak modem abisi kaldırdığı için şimdi kızıyor. Bırak annem, bırak elleme kızsın. Ağlar susar, o elleme sana, boşver. Onu görmemezlikten geleceksin bu konularda. İsmail'e göre bütün sınavlardan kaç aldın? 100. 100. Ya ben zannetmiyorum, dün okul çıkışı Emsal Hanım'la görüştüğümde ben daha girmedim ama gireceğim dedi. İsmail hemen bugün belki girmiştir dedi ama ben zannetmiyorum ki daha kadın girsin, girmedi gibi geliyor ve girmemiş. İkinci dönem değil, biz daha birinci dönemiz. Birinci dönemin ikinci yazılarını yapacak ama bak hiçbiri girmemiş, gördün mü? Belki en alttadır. Hayır, en altta değil ama bak ikinciler şeyler. Bu ikinci yazanlar ikinci yazılarındır senin. İkinci yazılı? Şimdi bak bunlar birinci yazılıydı. Şimdi siz ikinci yazılar oldunuz. Bunlar ilk defa tabii biz yazılı oldukları için, sınav oldukları için nasıl bir sistem olduğunu tam olarak oturtamadılar. İlk olduklarınız birinci yazılı, şimdi ikinciler ikinci. Bak bu 1 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölüp ortalamasını öyle alacaklar. Eğer bak bundan 100 alıp ikinciden 90 alırsan 90 ile 100'ü topla. 190. 2'ye böl. 190. 95. 95. 95 olacak ortalamasını, o şey aman dersin, o dersin ortalaması ders. 95 olacak yani. İyiymiş. Tabii ki de iyi anneciğim. Şimdi seninki şu anki ortalaman bile çok iyi. 99. Evet, İsmail'in şu anki ortalaması birinci yazılara göre 99. Bütün derslerinden 100 aldı, sadece zaten sizler de biliyorsunuz dinden 85 almıştı ama bu sefer dine gerçekten çok güzel çalıştı ve 100 alacağım diyor. Yok. Yok mu? 100. Bir dakika. Dur, dinden yine 100 almıyor, bir saniye. Ben 100 alacağız diye biliyorum zannediyordum ama. D7'den 2 almışım, çıktı bir tane de. O sorulardan toplam 9 puan eksildik, yani 91 aldım. Alacağım. Alacağım evet. 91 alacağım. Öyle. Kusura bakmayın. O zaman ortalama 87 olacak dinde. 87. İyi mi? İyi tabii canım. Önceki 85'ti, şu anki 87.
İyi tabii ki de canım, iyi olmasın ki, şey değil zaten. Gidiyorlar. Neyse Hakan gitti, İsmail girdi. Hakan'ı gönderdi, kendisi geri geldi ya. Ay bir şey diyecektim, unuttum ya. Hakikaten bak bir şey diyecektim ama unuttum. Hakan. Ne yapıyorsun anne? İçi boş çıktı. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa şayet Semralar'la beraber festival yerlisine gideceğiz. Semralar değil, İsmail'in kankası Kerimler yani. Ben de yarın için hazırlık yapacağım. Böyle ufak tefek bir şey yapacağım. Kek yapacağım, börek yapacağım. Kısır yapacağım. Kısırımı zaten buldum, ıslattım şu anda. O dinleniyor. Eğer bir de yetiştirsem, yaparsam kurabiye yapmak istiyorum. Damla çikolatalı kurabiye yapmak istiyorum. Şimdi kekim için Leyla'dan aldığım fıstıklardan birazcık içine koyacağım. Eksikler vardı. Birkaç tane eksik vardı İsmail'de. O eksikleri tamamlamaya gitti marketten. Birkaç bir şey alacağım. Artık market işlerimizi ufak tefek, yani İsmail'in taşıyabileceği kadar market işlerimizi İsmail hallediyor. Çok ağırlananlar tabii ki İsmail'e yüklemeyim. Kendim alıp geliyorum zaten. Ama şu anda acil olarak bir kurabiye için bir margarinimiz yok. Damla çikolatamız yok. Bir de yumurtamız. Yumurtamız az kalmış. Yumurta almaya gitti İsmail'cim.
Arkadaşlar böreklerimiz hazır. Böreklerimizin kalan sosunu da şöyle böreklerin üzerinde gezdireceğim. Kekim de zaten pişti. Hemen böreğimi çıkartacağım. Kekimi de atacağım. Böreğimi 180 derecede altı ve üstü kızarıncaya kadar pişmeye bırakacağız. Şöyle yayalım diyeceğim. Evet, mutfakta işim yavaş yavaş bitiyor ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede dağınık bir mutfak. Ne kadar derli toplu çalışayım desem bile kesinlikle çalışamıyorum. Kolumu kaldıramıyorum bu aralar. Dışarıda yağmur hala yağıyor. Hiç durmadı. Bir ara bir 15-20 dakika durdu. Ondan sonra tekrar devam etmeye başlayacaktım. Şu anda nasıl? Ve hava erken karardı bugün. Bayağı bir erken karardı. Mis gibi bir hava. Son tepsi kurabiyemin de sıfırına verdim. Şimdi sadece kısırımın yeşilliklerini doğrayıp salçasıyla beraber karıştırmak kaldı. Onun için işim bitti. Ondan sonra mutfağımı bir toparlayacağım.
Evet, hazırlıklarım bitti. Kekim, böreğim, kurabiyem ve kısırım. Kısırıma son olarak da limon da ekledikten sonra tamamdır, bitmişti. Hayır, sen ne istiyorsun? Şu evin haline bak. Şuraya haline bak. Hı? Ne istiyorsun sen? Hadi çıkar annem onu sen buradan bak. Tamam, hadi bebeğim. Hadi çıkalım. İnşallah yarın bir aksilik çıkmazsa Fesikan Yaylası'na kar oynamaya gideceğiz. Tabii ki de bir aksilik çıkmazsa, fırtına falan olmazsa. Yine Semra ile bugün gün içinde görüştük. Yarın büyük ihtimalle gideriz. Belki saat 12 gibi çıkarız falan dedi ama tabii ki de her şey gidemeyebiliriz. Öyle bir şey de var. Ben de o zaman eğer gidemezsek şayet dedim, yaptıklarımızı beraber yeriz dedim. Ben dedim anlamam yani dedim. Bak bak bak. Yapma annem yapma. Var ya, Hakan da şu anda fırında oynuyor. Bak. Oynayacak bir oyuncak bulamadı zaten. Şimdi mutfağı birazcık toparladım, biraz daha toparladım. Hazırlıklarımı da kaldırdım zaten. Saklama kaplarına koydum. Benim evde saklama kabım kalmamış. Biz birbirimize bir şeyler verdiğimiz için hep saklama kapları birbirimize kalıyor. Tabii ki de evde kalmamış. Şu anda ayrıca bunlara koyabilirim. Bakar mısınız? Çok alakasız, çok şey yerine. Bak gıdıklıyorum da gıdıklanmıyor bak. Bak gıdıklanmıyor bu. Biraz yorulduk ama yorulduğumuzda değdi. Ne olsun. İşlerimizi bitirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Hakan kaçar. Kimine nereydi? Bugün biraz duygusal takılıyoruz. Bugün sürekli olarak biraz ağlıyoruz. Artık yavaş yavaş herhalde iyice hani emmediği için şey mi oluyor anlayamadım ama bugün biraz huysuz ve biraz da duygusal takılır Ekmez. Her şey ağlıyor. Evet. Ben başka da doluyorum. Hakan ağlıyor. İsmail ne oldu diyor. Bilmiyorum. Kendi kendine ağlamaya başladı diyor. Boş boş ağlamaya başladı anne diyor ama herhalde bugün böyle geçecek. Yarın inşallah düzelir. İnşallah. Yarın nereye gideceğiz? Kara. Kara. Tabii ki de Allah'tan bir mani olmazsa, bir sıkıntı olmazsa gideceğiz. Geldi Berduş. Şş. Bak ya. Abi nereye götürüyor acaba? Çok merak ediyorum. İsmail bana şey getirsene. Kahve makinesinde bir tane mama var, mamayı getir. Bildiğiniz gibi Hakan'a mama aldım. Mama hiçbir şekilde içmedi. Bir tane yaptım ama 3-4 yudum aldı. İçecek gibi yaptı, içmedi. Sütün içinde eticici bebe koyuyorum. Onu gündüzleri içiyor. Akşamları hiçbir şey kesinlikle içmiyor. Kabul etmiyor. Ama sabah kalktığı zaman bir dolu yani biberonlu su içiyor. İnanılmaz derece su içiyor. Ve gündüzleri de çok fazla su içiyor. Şimdi yemeğe de verdi kendini. Bayağı güzel yemeye başladı. Sabah yemeği, akşam yemeği, öğle derken, aralarda da tatlı derken. Şimdi az önce de bir dilime yakın kek yedi. Bak. Hayır, bu oyuncak değil. Şu mamayı aldım ben Aptamil'in. Hayır, veremem. Aman aman aman. Hayır, sen dökersen bunu. Hayır, ben bunu kaldıracağım. Dur kaldıracağım. Veremem. Mamayı aldım ve mamayı kullandık. Açan zaten 2 gün oldu. Sizler de biliyorsunuz. Bu 4 numara. Abdemir çocuk devam sütü 1 yaş artı diye. Annem hayır olmaz. Hadi götür annem sen bunu. Zaten mamayı da gördünüz. Şimdi mamayı yakından da yani bildiğim kadarıyla çevremde herhangi bir şekilde İsmail demişim, pardon. Hakan yaşlarında bir çocuk olmadığı için mama elimde kaldı. Ama eğer Antalya içinde olan ve bizi seyreden arkadaşlarımız varsa, mamaya ihtiyaçları varsa ben mamayı verebilirim. Çünkü mamayı Hakan hiçbir şekilde kullanmadı ve kullanmayacak. Yazık, çöpe gitmesini de istemiyorum. Çünkü açıldığı zaman belli bir süre içinde tüketilmesi de gerektiğinde
Antalya için olan bir arkadaşım. Evet, sonra evet, Antalya dışı doğru evet, aslında ama kargo ücretine evet, değmez. Evet. Değmeyeceği için de ne bileyim Antalya için olan olursa herhangi bir şekilde bir yerlerde buluşuruz. Görüşürüz. Mamayı kendisine teslim ederim. Ben mama ziyan olmasın diye sizlerle bu şekilde paylaşıyorum. Herhangi bir şekilde değil yani. Çünkü ziyan olacak. Nereye gidiyoruz acaba? Çok merak ediyorum. Aldı bizi götürüyor. Evin her tarafını dolanıyor. Hı? Evet, şimdi sen odama girdiğini. İsmail de gel gitme. Aynen böyle. Saç attırıyor. Çıkma, çıkma. Çıkma. Haydi biz yavaş yavaş kaçalım anneciğim. Evet arkadaşlar, bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.